Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Umarım sizin ve sevdiklerinizin sağlığı yerindedir. Python ile algoritmalar video serimizin 7. videosuyla beraberiz. Çok vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim isterseniz. Sorumuz bu sefer bize şunu söylüyor. Diyor ki iki ekilik bir haritada sol üstten başlayarak sağ alt köşeye sadece sağ ve aşağı hareketlerle alt farklı şekilde gidebilirsiniz diyor. Burada bize ne demek istemiş? Bir de örnek verdik buraya. Şunu bir inceleyelim. Mesela burada sol üst köşeden başlıyoruz. Buradan başlayıp sağ alt köşeye kaç farklı şekilde gidebiliriz? Yani yollarımız bu şekilde olacak. Sadece sağ hareketler olabilir. Yani bu yönde ve aşağı doğru hareketler olabilir. Bu şekilde 6 farklı yol var. Şekilde gördüğünüz gibi. Bunu 20'ye 20'lik bir haritada da bulabilir miyiz diye bize soruyor soru. Sorunun cevabı videonun çözümünü izlemeden çözmeye çalışmak isteyenler için aşağıda 137 milyar küsür yol var. Şimdi bu soruya nasıl yaklaşacağız? Hemen bunu bir çözümlemeye geçelim isterseniz. Mesela buradan buraya gitmek istiyoruz. 6 farklı yol olduğunu bize söylemişti soru. Peki soruyu biraz küçültelim. Mesela biz birebirlik bir haritada yani şuradan şuraya kaç farklı şekilde gidebiliriz? Bunu hemen görebiliyoruz zaten. Bir yukarıdan bir yol vardır bir de aşağıdan bir yol vardır. Yani biz burada birebirlik bir haritada hemen aşağıya iki farklı yolla gidebiliyoruz. Şimdi bu bilgileri bir tutalım aklımızda kalsınlar. Bundan önce şunu söylemek lazım. Yine biz bir koordinat sistemi üzerinde çalıştığımız için yani bir kareli sistem üzerinde çalıştığımız için burada bu her noktaya bir koordinat tanımlamamız çok daha doğru olacaktır. Bunu daha önceki videolarda yaptığımız bir teknikti. Mesela burada şöyle şeyler yapalım. Buraya sıfıra sıfır noktası bir şeklinde, bir bir koşullar 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 şeklinde giden bir koordinat sistemi olarak düşüneceğiz bunu. Örneğin birkaç tane daha noktayı yazayım. Burası 2'ye 2 mesela. Burası 3'e 3 diye gidiyor. Biz şimdi şu 2'ye 2'lik kısımda çalışıyoruz. Dikkat ederseniz 2'ye 2'lik bir haritada 3'e 3'lük bir matris veya 3'e 3'lük bir koordinat sistemi elde ettik. Yani burada 3 tane noktadan oluşuyor. Şöyle gösterelim onu da sarı noktalarla. Böyle 3'e 3'lük bir aslında koordinat sistemi bir sayı sistemi elimize geçti. Soru bize 20'ye 20'lik kare haritada e, kaç farklı yol var diye sormuştu. O zaman biz bunu 21 çarpı 21'lik noktasal bir harita olarak da düşünebiliriz. Bu şekilde çözebiliriz. 0'a 0'dan başlayıp 1'e 1 noktasına gitmek için yani 0'a 0'dan 1'e 1 noktasına gitmek için iki tane yol olduğunu söyledik. Bir tanesi böyle yukarıdan bir tanesi de aşağıdan. Yani iki tane yol varmış. Peki 0'a 0'dan 2'ye 2'ye gitmek için kaç farklı yol var? Tam e, 6 tane yol var demiştik. Bu da 6. Yani şuradan şuraya gitmek için 2 yol. Buradan buraya gitmek için ise üstüne eklemelik bir 4 yol var. Yani toplamda da 6 yol var. Şimdi acaba 3'e 3'lük bir haritada ne kadar yol vardır diye düşünelim. 0'a 0'dan 1'e 1'e 2'ymiş. 1'e 1'den 2'ye 2'de 4 dedik. Çünkü toplamı 6 idi. O zaman 2, 4 mesela 8. Yani 2'nin kuvvetleri şeklinde artıyor olabilir. O zaman buradan buraya da 2, 4, 2'nin 3. kuvveti olan 8 tane yol var mıdır acaba diye düşünüyorum. Yani toplamda 8, 10, 14 tane yol olması lazım. Ama ben 3'e 3'lük haritada olabilecek bütün çizimleri yaptım. Bu şekilde karşınıza bir göstereyim onu. Toplamda 3'e 3'lük haritada 20 farklı çizim var. 20 farklı çizimin hepsi şekilde görüldüğü gibi karşınızda. Durdurup burada inceleyebilirsiniz. Eksik varsa onu görebilirsiniz. Kendiniz bakabilirsiniz. Biz şimdi geri dönelim. Yani bu neden söyledik. Biz burada bir hatalı bir yol izliyoruz. Yani biz buradan aşağıya bu mantıkla inemeyiz. Peki daha gerçek şeyler elde edelim buradan. Neler elde edebiliriz? Örneğin şu noktadan başladığımı düşünelim. Bununla aynı hizada farklı bir noktaya gidelim. Örneğin 0-2 noktasına gitmek istiyorum. Buradan buraya gitmek için kaç farklı yol vardır? Sadece bir farklı yol vardır. Çünkü aynı hizada oldukları için tek bir yolla gidebilirsiniz. Aynı şekilde bu 0-0 noktasına dik eksende aynı hizada olan bir nokta olsun. Buradan buraya kaç farklı şekilde gidebilirim? Yine tek bir şekilde gidebilirim. Bu soruyu çözmek için fikrimiz oldukça aslında basit. Şunu düşünelim. Biz sol üst noktadan başlayıp sağ alttaki noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Ben bu sağ alttaki noktaya Nasıl ulaşabilirim? Yani ne kadar yol vardır? Bunu tersten giderek düşünelim. Örneğin ben bu sağ alttaki kırmızı noktaya ulaşmak için mutlaka ve mutlaka şu sarı noktadan geçeceğim öyle değil mi? Veya bir şey daha var bu sarı noktadan geçeceğim. Yani ben bu sağ alttaki kırmızı noktaya ulaşmak için mutlak suretle ya bu üstündeki sarı noktadan ya da buradaki yanındaki sarı noktadan geçmek zorundayım. Başka bir yol yok çünkü buna gelen iki tane yol var. Ya böyle gelecek ya böyle gelecek. Ee, bu noktalara isim verelim. A olsun. B olsun. Kırmızı noktam da C olsun. Ben C noktasına toplam kaç farklı yol olduğunu bulmak için aslında B noktasına toplam kaç yol olduğunu bulacağım. Yani solundan kaç farklı şekilde gelebilirim. Bir de A noktasına kaç farklı şekilde gelebilirim. Buna bakalım. Çünkü A'ya geldikten sonra C'ye gitmek için sadece tek bir yolum var. Direkt aşağı ineceğim. Aynı şekilde B'ye geldikten sonra da C'ye gitmek için tek bir yolum var. Yani ben C'ye giden yolları bulmak için A'ya ve B'ye kaç farklı şekilde geldiğimi ayrı ayrı bulup toplayacağım. Bunu bu şekilde düşünürsek bütün her şeyi bulabiliriz. Mesela örneğin atıyorum şu noktaya gitmek istediğimizi varsayalım. Buraya gelmek için hemen üstündeki noktalara bakalım. Bu sefer farklı bir renk seçeyim. Mesela şu sarı noktaya gitmek için buna e, D diyelim. D noktasına gitmek için ben buraya E ve F noktalarına kaç farklı şekilde gidebileceğimi bulursam Ondan sonrası kolay bu ikisini toplamaktır. Çünkü F'den D'ye tek bir yol var. E'den D'ye tek bir yol var. Bunu bütün kareler için düşünebiliriz. Fikrimiz oldukça basit. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Eğer sistemimiz simetrikse, eğer ben dörde 4'lük bir haritanın sağ alt köşesine ulaşmak istiyorsam üstüne geleceğim yolların sayısıyla solundaki hücreye geleceğim noktaların sayısı aslında birbirine eşittir. Çünkü atıyorum şu sarı noktaya 20 yol ile gelebiliyorsam Soldaki sarı noktaya da 20 yol ile gelebilirim. Çünkü bunlar tamamen simetrik. Yani şöyle bir çizgi çektiniz aslında. Buraya gelme, gelinecek yolların sayısı tamamen buna eşittir. Peki bu ne zaman eşit olmaz? Buraya gitmek istiyorsanız bakalım. Bunun üstüne gidecek noktalara bakacağız. Bir de bunun solundaki noktaya kaç farklı şekilde gelebiliriz diye bakıyoruz. Şimdi bu üstteki sarı noktaya gelmek için sadece benim bir yolum var. Neden? Çünkü bu şekilde geleceğim. Tek bir yolum var. Peki solundaki noktaya kaç farklı şekilde gelebilirim? Üstten dolanırım. Bir de alttan dolanırım. Yani iki farklı şekilde gelebilirim. Yani ben bu kırmızı noktaya gelebilmek için toplam 3 yola sahibim. Ama burada dikkat ederseniz üstüne baktık 1 çıktı. Soluna baktık 2 çıktı. Yani bu her zaman aynı değil. Sadece haritamız 4'e 4'lükse 5'e 5'likse yani kare bir şekilse bu dediğimizi yapabiliriz. Şimdi bu dediğimlerimizi uygulamak için kod ekranımıza dönelim. E, algoritmamızı yazmaya başlayalım. Hemen fonksiyonumu açayım. Buna yol bulma fonksiyonu diyelim. E, şimdi farklı bir şey yapacağız burada. Girdi alırken yıldız boyut diye bir şey tanımlayacağım. E, neden böyle bir şey yapıyorum? Şimdi benim burada koordinatların ikisine birden aynı anda ihtiyacım var. Yani ben buraya bir e, ikili girdi vermek istiyorum. Yani tek tek x ve y değil de ikili bir girdi vermek istiyorum. Mesela x y ikilisi olarak ayrı ayrı değil. Tek başına. Çünkü ben algoritmamın içinde bu 2'ye 1 noktasına nasıl varabilirim veya başka bir 3'e 3 noktasına nasıl varabilirim diye küçük küçük problemleri indireceğim. Ve bana o yüzden bu ikili koordinatın ikisi birden lazım. Bunu yazmaya başlayalım. Ben burada x koordinatım ve y koordinatlarımı belirleyeyim hemen. x koordinatım boyut diye verdiğim listenin ilk elemanı olsun. Yani boyutun sıfırıncısı olsun. Diğeri de boyutun birincisi olsun. Bu şekilde başlayalım. Bir if komutu açayım. If eğer e, x 1 ise veya y eşitleştir 1 ise ne olacak? Benim sonucum 1 olsun diyorum. Peki neden böyle bir şey yaptım? Hemen şekilden görelim. Burada atıyorum siz şu noktadasınız ve x'iniz 1. Yani x'in 1 olması ne demek? Tek satır var. Tek satırdaki bir hücreye gitmek istiyorsunuz. Mesela buna gitmek istiyorsunuz. Buna gitmek için az önce söylediğimiz gibi tek yolumuz vardı. Veya y eşittir 1 ise o da bununla aynı dik eksendedir demek bu. Dolayısıyla oraya da tek yol vardı. Başka bir yol yoktur. O yüzden eğer x veya y'nin herhangi biri 1 ise ben cevabımı 1 olarak döndüreceğim. Şimdi devam edelim. Bundan başka ne demiştik? Eğer benim haritam simetrikse ben üst noktayı ve alt noktayı ayrı ayrı hesaplamama gerek yok demiştim. Çünkü ikisi de birbirine eşit olacaktı. O yüzden şöyle şöyle bir komut girelim ki hesabımız fazla karışmasın. Eğer x eşittir y ise yani ben mesela 20'ye 20'lik bir şey istiyorsam sorumuzda da böyle. sonucum şu olsun. 2 çarpı yol bulma fonksiyonumu geri çağıracağım. Niye? Çünkü aynı işlemi ben üst noktam ve soldaki noktam için yapacaktım. Yol bulma x 1 virgül y için çalışsın. Şimdi x eksi 1 ne demek? Mesela bu noktadasınız. Bu nokta 2'ye 2 noktası. Bunun bir üstüne kaç farklı şekilde gelebilirim diye bakıyordum. Bu koordinatta hemen bunun bir eksi olan 1'e 2 noktasıdır. O yüzden x eksi 1'e y noktası diye bakıyorum. Üstündeki noktaya kaç farklı şekilde geleceğimi bulursam zaten solundaki noktaya da kaç farklı şekilde geleceğimi bulduğumdan dolayı aynı işlemi iki defa yapmaktansa bir tanesini bulup 2 ile çarpıyorum. Bu durumu da hallettik. Bir de simetrik olmayan durumlar için yapmam lazım. Yani else diyelim. Diğer durumlar için sonuç şuna eşit olsun. Zaten söylediğimiz gibi bir solundaki noktaya bir de üstündeki noktaya gelen yolların toplam sayısı. Onu da hemen yazalım. Burada x eksi 1'e y dedim. Çünkü bir üstündeki noktaya kaç farklı şekilde geleceğimi burada bulacağım. Artı dedim. Yol bulma x'e y eksi 1. Yani solundaki noktanın bir solundaki noktaya kaç farklı şekilde gelebileceğimi de buradan bulacağım. Ve eksini toplayacağım. Bu da bana sonucumu verecek. Şimdi buradan da sonucumuzu return edelim. Return sonuç diye. Fonksiyonumuzu bir çağıralım. Şurada buna dikkat etmek gerekiyor. 20'ye 20 de yazmayacağız buraya. Çünkü 20'ye 20'lik bir kare sistemi için çözdük ama bizim çözüm yöntemimizde 21'e 21'lik bir noktasal harita vardı. Çünkü biz örneğin 2'ye 2'lik bir haritada 3'e 3'lük bir noktasal sistem elimize geçmişti. Dolayısıyla ben burada 20'ye 20'lik bir haritanın cevabını bulmak için 21'e 21'lik yazacağım. Çünkü fazla bir noktamız oluyor. Çalıştıralım bakalım. Fonksiyon çalışmaya başladı ama ben bunu daha önce çözdüğümde bu sorunun cevabını tam 81 dakikada verdi. Şaka yapmıyorum. <laughs> bunu ve bekledim. Ee, gerçekten bekledim. Bunu nasıl beklemeyiz tabii şu an? E ee, buna memoization yani hafızalama metodunu hemen uygulayalım. Bir önceki videonun konusuydu. Biz burada ne yapmıştık? Bir değer bulduğumuz zaman bunu hafızaya ekliyorduk ve o değeri e, sürekli sürekli aynı şekilde hesaplamasına gerek kalmıyordu. Hemen bir sözlük yapısı oluşturalım. Yollar diyelim buna. Biz ne yapıyorduk? Fonksiyonumuz çalışmadan önce aradığım şey Acaba sözlükte var mı? Daha önceden bulup ben onu kaydettim mi diye soruyordum. Hemen bu e, komutu girelim. Örneğin ben e 5'lik bir haritanın sağ alt köşesine ulaşmak istiyorsam 3'e 5 yolların içinde var mı? Daha önce ben bunu buldum mu? Veya 5'e 3 yolların içinde var mı? Daha önce buldum mu diye bakıyor. Niye x y ve y x ikisinden birisi olabilir veya dedim ortaya çünkü atıyorum 2'ye 3 noktasına 10 farklı şekilde ulaşabiliyorsanız 3 2 noktasına da 10 farklı şekilde ulaşacaksınızdır. Çünkü bunlar simetrikti aynı noktaların tam tersiydi. Dolayısıyla ben eğer bunu bulduysam şunu return edeceğim yollardan bir ikili çağıracağım hangi ikili x y ikilisi bunu buldum. Bu kontrolümü yaptıktan sonra fonksiyonum çalışıyor ve sonrasında şu return'ı buradan kaldıracağız. Bunu biraz aşağıya alacağız. Çünkü bundan önce şunu eklemem gerekiyordu. Fonksiyon bittikten sonra bulduğum sonucu sözlüğe eklemem gerekiyordu. Dolayısıyla yollar boyut diyelim. Yolların boyutuna bulduğum sonucu önce eklesin. Yani kısaca şurada ne yaptık? Önce bir ikili değer girdik. verdik fonksiyona. Bunun birincisine x, ikincisine y dedik. Sonrasında ilk yaptığımız iş buradaki if komutuyla şunu yapıyoruz, diyoruz ki ben bu bulmak istediğim şeyi daha önceden bulup sözde ekledim mi acaba? Eğer eklediysem gidip oradan çekeceğim diyor. Burada bu kontrolü yaptıktan sonra asıl fonksiyonum çalışmaya başlıyor. Fonksiyonum burada üç adımda çalışıyor. Eğer x ve y'nin herhangi biri bir ise sonuç direkt bir dedik. İkisi birbirine eşitse tek tarafı bulup bunun iki katını bulmam yeterli dedik. Eğer değilse de aynı şekilde bunları ayrı ayrı bulacaktım. Bunu yaptıktan sonra yollar sözlüğüme boyut anahtarını vererek sonucumu ona kaydırıyorum. Ondan sonra da en son sonucumu return ediyorum. Şimdi memoization hafızalama metodunu kullandık. Fonksiyonumuzu çağıralım. Az önce 21'e 21'lik cevap arıyorduk. Şimdi çalıştırdım. Ee, evet yine print yazmayı unuttuğum için vermedi. Print yazalım. Evet cevabımız geldi. 137 milyar 846 milyon 528.820 arkadaşlar cevap. Ana fikrimiz de şuydu. Ben bir noktaya ulaşmak istiyorsam, buna ulaşan noktaları hesaplamak için bir üstündeki noktaya kaç farklı şekilde gelebilirim ve bir solundaki noktaya kaç farklı şekilde gelebilirim? Ay ay hesaplayıp topluyorum ve istediğim noktaya kaç farklı şekilde ulaşabileceğimi buluyorum. Videomuzun sonuna geldik. Ben sizi bir sonraki videonun sorusuyla baş başa bırakıyorum. Sorumuz 0 ve 1 arasında rastgele sayılar üreten bir fonksiyonunuz var. Ve bu fonksiyonu kullanarak pi sayısını hesaplayın.